Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Özellikle mevcut olan medyada yer almış olan haberlerinden bir tanesi Dışişleri Bakanı Buyar Osmani Türkiye ziyareti haberi olmaktadır. Öte yandan özellikle komşulukta ve geri kalan Batı Balkan ülkelerinde tek bir fikir Avrupa Birliği söz konusu olmasına ilişkin olarak açık Balkan zirvesi Ohrid'de başlamıştır. Açık Balkan İnisiyatifi kapsamında dün ve bugün gerçekleştirilen zirve için Kuzey Makedonya'ya gelen bölge ülke liderlerini Başbakan Dimitar Kovacevski karşıladı. Öte yandan ise birçok konuya yatırılmasıyla birlikte... Son olarak Ukrayna Savaşı, mevcut olan ekonomi yansımatmaları, bir de Avrupa Birliği ile ilgili olarak son gelişmeleri masaya yatırılmıştır. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Arnavutluk Başbakanı Edi yanı sıra bu sefer daha geniş bir şekilde bir ohri zirvesi gerçekleştirilmektedir. Onların arasında Karadağ Başbakanı Dritan Abazović ve Bosna Hersek Bakanlar Temsilcisi Zoran Tegetli'ye de yer almaktadır. Özellikle dün ve bugünkü zirve çalışmaları kapsamında bölge ülkeleri arasındaki kültür ve turizm alanında ilişkilerin değerlendirilmesiyle yanı sıra birçok konuda mas yatırılması beraber ortak fikirlere ve ortak neticelere sebep olmuştu. Bilindiği gibi Açık Balkan İnisiyatifi Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk'tan başlamıştır. Açık Balkan zirvesi başlamış olduğu barış, istikrar ve kalkınma için büyük bir fırsat. Açık Balkan inisiyatifine üye ülkelerin liderlerin katılımıyla Ohrid'de gerçekleştirilen zirve resmi olarak başlamıştır. Başbakan Dimitar Kovacevski ev sahipliğinde gerçekleşen zirve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'da konuşma yaptılar. Bu yıl Açık Balkan üyeleri dışında Karadağ ve Bosna Hersek'ten de devlet temsilcileri katılım sağlıyor. Karadağ Başbakanı Dritana Bazoviç ve Bosna Hersek Başbakanı Zoran Tegetli'ye de zirvede yerlerini almaktadır. Toplantıya ABD Dışişler Bakanlığı Batı Balkan Özel Temsilcisi Gabriel Escobar Çevrimiçi olarak katıldı. Avrupa Birliği Genişleme ve Komşu Ülke İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Oliver de zirveye katılanların arasında yer almaktadır. Başbakan Dimitar Kovacevski yapmış olduğu açılış konuşmasında Açık Balkan'ın inisiyativinin barış, istikrar ve ekonomik kalkınma için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Kovacevski bu inisiyatifin insanlara daha iyi yaşam şartları sunmak amacıyla verilen bir mücadele olduğunu da vurguladı. Kafasan ve Tabanovsi sınır kapılarındaki yeşil alan uygulamasıyla Açık Balkan'ın ilk meyvesini verdiğini de sözlerine ekledi. Türk Büyük Milli Meclis Başkanı Mustafa Şentop resmi temasları için Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı bu yer Osmani kabul etti. Görüşmede ilgili ilişkiler, bölgesel eşbirliği ve dünyada yaşanan en son gelişmeler ele alınmıştır. Şentop ile Osmani arasında gerçekleştirilen toplantıda özellikle Kuzey Makedonya'nın siyasi, kültürler ve ekonomik kalkınması katkı sağlayan Türk toplumunun önemine de değinildi. Geri kalan konuların arasında özellikle ekonomik Krizet büyük bir önem verilmesiyle birlikte şimdiye kadar iki ülke arasındaki dostluğun devam ettirilmesi için herhangi bir engel söz konusu olmadığı değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar ülkemize büyük destekçilerden bir tanesi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska ABD Savunma Bakan Yardımcısı Laura Kuperle Makedon heyetinin ABD ziyareti sırasında gerçekleştirilen Amerika'nın sesine verdiği röportajda bir katılım müzakerin hızlı ve acil başlaması konusunda ABD'nin desteğinden bahsedildi. Özellikle ikili görüşmesinde şimdiye kadar iki ülke arasındaki dostluğu ve ortaklığı konusunda ileride de devam edilmesi konusunda herhangi bir sıkıntı ve Engelli söz konusu olmadığına dair olarak her iki taraf hemfikir olmuştu. Öte yandan ise bu ziyaret sırasında tam olarak kabul edilen 40 milyon dolarlık ABD hibesi orduyu modernize etmeye ve hibrit tehditlerle uğraşmaya ek olarak da amaçlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nca yayınlanmış olan haberine göre Cuma günü 10 Haziran ülkemizde yaşayan Ortodoks Camiası'na ait olan mensupları için tatil günü olacağına dair olarak bildirim sunulmuştur. Ona göre mevcut olan Duhovden'den önceki gün tamamen bayram olarak edilmesi yasalara uygun olarak ve resmi gazetede de yayınlanmış olduğuna dair olarak açıklaması yapılmıştır. Debre Kızılhaç Organizasyonu tarafından bu sene birkaç ay içerisinde toplam 180 tane kan birimi biriktirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Debre Kızılhaç Organizasyonu Sekreteri... İsnitel tarafından olumlu bir değerlendirme söz konusu olmaktadır. Öte yandan ise Standart Kamu Şirketi Çavuşanları ve SMS Şirketi tarafından yapılmış olan ortak çavuşmaları kapsamında birçok vananın değiştirilmesine devam edilmektedir. Bütün bunlardan önce Debre Gölü ile ilgili olarak güzel bir haberimiz vardır. Yapılan son analizlerine göre Debre Gölü suları özellikle yüzmek için uygun olarak görülmektedir. Debre Gölü'nün suyu özellikle oradaki yüzmek için veya rekreasyon için uygun olarak görülmektedir. İlgili makamlardan yapılan analizlerin neticesinde mevcut olan böyle bir neticelerde söz konusu olmaktadır. Konuyla ilgili olarak Debre Gölü'ndeki birkaç noktadan alınmış şu sular analize edilmiştir ve Ohrid'deki özellikle Sağlık konusunda yapılması gereken analizler neticesinde Dr. Lidia Simonoska tarafından açıklama gelmişti. Devredeki göl rekreasyon ve yüzmek için uygun olarakdır. Ondan dolayı vatandaşların büyük bir kısmı zaten yaz tatilini göl kenarında geçirmekteler. Standart kamu şirketi çalışanlarına göre özellikle son olarak Grosoki su tesisatının üzerindeki Merkez Jupa ayrılmış olan kanıt üzerine çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti. O şekilde bugün özellikle bu çalışmalar dolayısıyla Merkez Jupa'da saat 8 ile 21 arası mevcut olan çalışmaları kapsamında su kesintileri uygulanacaktır. Konuyla ilgili olarak Standart kamu şirketi müdürü Burim Kaba'ya göre yapılması gerekenlere devam edilirken öte yandan ise Mevcut olan Kale Kamu Şirketi Müdürü Etem İslamovski'ye göre yapılmış olan çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda özellikle Merkez Jupa'nın bir köyüne gelmiş olan ve ulaştırılmış olan su ile ilgili olarak sunun debisini artırma konusunda ve daha kaliteli ulaştırma konusunda gereken çalışmalarından bahsedilmektedir. Etem İslamovski'ye göre Merkez Jupa başta olmak üzere Memnichan Gorensa, Balansa, Ocovsa, Küçük ve Büyük Papranik Sakinleri bütün bu çalışmaları kapsamında en çok faydalanmıştır alanacağına inanılmaktadır. Debre Kızı Haç Organizasyonu tarafından özellikle kan bağış kampanyalarına ayrıyetten büyük bir özen gösterilmektedir. Debre Kızı Haç Organizasyonu sekreterisi İsni göre toplam şimdiye kadar 180 tane kan birimi biriktirilmiştir. Televizyon 3 için yapmış olduğu açıklamasına göre mevcut olan çalışmalar hem Debre hem Merkez Jupa'da uygulanmaktadır. Şimdiye kadar ise vatandaşlardan gösterilen ilgiden dolayı kendi memnuniyetini de saklayamadı. mevcut olan çalışma Çalışmalar kapsamında özellikle vatandaşların en büyük ve en kıymetli çalışmalarına dahil olmasıyla beraberce bölgemizin kalkınması için ve sağlığa büyük bir destek verilmesi için tüm gereken çalışmalar yapılmaktadır. Şimdilik ise Debrek Hızlı Organizasyonu biriktirilmiş olan bu birkaç ay içerisinde 180 kan biriminden memnun. Mahrovaros Tuşe Belediyesi ile Peşkope'yi bağlayan bisiklet patikası kullanmak için uygun olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili olarak son yapılan kontrollerine dahil olarak neticeler olumlu bir şekilde kamuoyla paylaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak temsilcisi İlber İmerovski'ye göre yapılan bu son kontroller neticesinde Peşkope'ye ve Mahrovaros Tuşe Belediyelerini bağlayan bu bisiklet patikası kullanmak için uygun olarak görülmektedir. Özellikle yapılması gereken gereken bazı turlar ve bazı çalışmalar ve spor etkinlikler dahilinde vatandaşlar bu patikaları da serbestçe kullanabileceğine dair olarak açıklamalar yapılmıştır. Bölgemizi en iyi bir şekilde karate alanında temsil edenlere bu sefer de güzel ödüller gelecektir. Kuşa kartırılması konusunda yapılması gereken değerlendirmeler neticesinde birçok karateci kendi pozisyonları yükseltmiş olacaklar. Konuyla ilgili olarak Dibra Karate Kulübü temsilcisi ve yöneticisi Durin Paçuku'ya göre tüm gereken değerlendirmeler yapılmıştır ve komisyon neticesiyle beraberce bazı karatecilerin özellikle derece yükselmesi için karar kararlar getirilmiştir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.